Kolon kanseri gerek Türkiye'nin gerek dünyanın maalesef en çok sık karşılaştığımız problemli tümörlerden bir tanesi. Türkiye'de görülme sıklığı erkeklerde biraz daha fazla olmakla beraber kanserler içerisinde ikinci hatta bazen de üçüncü sıklıkta görüyoruz. Erkeklerde en çok akciğer ve gırtlakla ilgili, larynksle ilgili kanserleri görüyoruz. Öncelikli ve prostat kanserlerini. Üçüncü sıklıkta da kolon kanserlerini görüyoruz. Kadınlarda da yine ilk iki kanser meme ve tiroid kanserleri, arkasından kolon kanserleri. Ama dünyanın bazı ülkelerinde maalesef kolon kanseri ikinci sıklıkta, yani çoğu Avrupa ve Amerika ülkesinde ikinci sıklıkta görülüyor. Nedir kanserin belirtileri? Aslında normal hayatında, normal yaşamını sürdürürken insanların hayatında yaşadığı bir takım özellikle sindirim sistemiyle ilgili değişikliklerle birlikte kendisi gösteriyor. İşte en çok büyük abdeste zorlanma, büyük abdeste kan görme, büyük abdeste çıkarken büyük abdeste birlikte kan gelmesi şeklinde hastalar bize başvuruyor. Bunların hiçbirisi olmadan da aslında kolon kanseri olabilir ama hastalığın ilerlediğini gösteren bunlar belirtilerdir. Dolayısıyla bu tür belirtilerle karşılaşıldığında hiç zaman kaybetmeden hekime başvurmak gerekir. Yapılacak en basit ve en kolay tetkiklerden bir tanesi normalde hekimin bir genel cerrahın hastayı muayene etmesidir. Rektal muayene adını verdiğimiz. Çünkü en çok bağırsak son kısmında görüyoruz bu tümörleri. Arkasından ihtiyaç olduğunda, gerek görüldüğünde hastaya endoskopi yapmak gerekir. Endoskopi dediğimiz bir ince hortumla bağırsakların içerisine girip bakılmasıdır. Bu bize aslında kesin tanıya götüren en değerli yöntemdir. Biraz zor ve zahmetli olmakla birlikte teşhis, %100 teşhisi elde etmek için bu sırada alacağımız biyopsi bizi tanıya götürür. Eğer kolon kanseri tanısı almışsa bir hasta, teşhis edilmişse ve eğer geç kalınmamışsa en doğru ve en hızlı çözüm cerrahidir. Ameliyatla bu tümörün çıkarılması gerekir. Fakat maalesef bazı hastalarda çok geç kalınmış olabiliyor ve bu bize daha kolay ve daha hastanın işte dışarıda torba olmaksızın bir ameliyat şansını kaybettirmiş oluyor. Erken yakalanmış ve ameliyatla tedavi edilmiş, çıkarılmış olan hastaların bazılarında kemoterapi, bazılarında da radyoterapi şeklinde ek tedavilere ihtiyaç olmaktadır. Ama dediğim gibi eğer çok erken yakalanmışsa bu tedavilerin hiçbirine gerek olmadan sadece cerrahi yeterli olabilmektedir. Bu tür hastalıklara, yani kolon kanseri gibi kanserlere yakalanmamak için nasıl bir hayat tarzı yaşamalıyız veya ne yapmalıyız, ne tür tedbirler alabiliriz? Aslında burada en çok belirleyici faktör kişinin yaşam tarzı, yani beslenme tarzı ve hayat tarzı. Bir aslında beslenmeden daha önce belki zikretmem gereken, genetik olarak da hastanın eğer ailesinde, geçmişinde kolon kanseri teşhisi varsa daha dikkatli olması gerekiyor ve bir takım taramalara, bir takım testlere, tetkiklere daha erken başlamak gerekiyor. Ortalama bizim Türkiye'de kolon kanseriyle ilgili tarama 50 yaşında başlatılmakta. Ama genetik olarak riskli olan aileler, yani bireyler, işte babasında, annesinde, teyzesinde, akrabasında kolon kanseri olanlar bu taramaya 5 yıl önce, yani 45 yaşında başlaması gerekiyor. Beslenme çok önemli. Bugün maalesef işte hazır gıdalar, poşetlenmiş gıdalar, paketlenmiş gıdalar, tütsülenmiş gıdalar ve içerisinde bir sürü katkı maddesi bulunan gıdalar en çok kansere sebep olan gıdalar maalesef. Bunun önüne geçmek, bunu bir şekilde önlemek neyle mümkün? Doğal beslenmeyle mümkün. İşte meyveden ve sebzeden daha zengin, ki biz buna Akdeniz mutfağı diyoruz. İşte kızarmış ya da yanmış bütün yiyeceklerden uzak durarak, ki en başta mangalda pişirilen ve yanan etler geliyor maalesef. Uzak durmak suretiyle, kırmızı etten bu şekildeki uzak durmak suretiyle aslında bu kansere belli ölçüde biz engel olma şansımız olabilir. Bunun dışında spor yapmak, egzersiz yapmak, kilo almamak, yani günlük belli bir spor pratiğimizin olması ve aşırı kilolu olmamak, aşırı yağlı olmamak vücudumuzun, ki bir çalışmada özellikle kadınlarda eğer vücut yağ oranı %30'un üzerinde ise kolon kanseri riski oldukça artmış oluyor. Dolayısıyla hem bir takım semptomlara, bir takım belirtilere kulak ardı etmeden erkenden hekime başvurmak, bu hastalığın önüne geçmek için ya da erken tanımak için, hem de yaşam tarzımızı
daha doğal, daha hem beslenme olarak hem hareket anlamında daha doğal hale getirmemiz halinde bu hastalıklara yakalanmaktan bir nebze olsun kurtulma şansımız olabilecektir.